Ankara'dayız. Kar yağışı ulaşımı felç etti. Ana arterlerde araçlar yolda kaldı. Kazalar yaşandı. Ara sokaklar buz pistine döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli önlem almaması vatandaşları çileden çıkardı. Büyükşehir çalışıyor diye yaygara koparanlar, bir tane Büyükşehir Belediyesi'nin aracını görmedik. Evet, yok. Çünkü kar küreme araçları böyle yatıyor. Başkentte etkili olan kar yağışı araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yine 2 santim kar yağdı. Ne kar küreme var ne tuzlama var. Ankara trafiği durma noktasına geldi. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin buzlu yolları tuzlamaması kazaların da yaşanmasına neden oldu. Belediyeye ait yolcu otobüs de yolda kaldı. Mesaiden çıkan vatandaşlarsa evlerine gitmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması büyük tepki çekti. Başkent polisi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Ancak yaşanan aksama vatandaşın isyanına engel olamadı. Doğukent Caddesi üzerinde viyadükteyiz. Son durum bu. Büyükşehir Belediyesi nerede diye soruyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi nerede? 1,5 saattir yoldayız. İncek'ten gelmeye çalışıyoruz. Ana arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. Şu anda Doğukent Bulvarı'ndayız. Binlerce araç kuyruk oluşturmuş. Hiçbir belediye aracı çalışmıyor. Tuzlama yok. Kar kürüme yok ve muhtemelen bir saate kadar da herhalde burası felç olacak gibi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın günler öncesinden gelen hava tahmin raporuna rağmen kar yağışı ile ilgili yeterli önlem almaması eleştirildi. Buradan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenmek istiyorum. Sadece sosyal medyadan tweet atmakla yollar temizlenmiyor. Görevinizi yerine getirin. Zaten başka bir şey yapmıyorsunuz. Allah yolda kalmış bütün herkesin yardımcısı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.